Sanat tarihi hakkında konuşurken bu eserleri yaratanların sanatçılar olduğunu bazen unuttuğumuzu düşünüyorum. Bu nedenle kullanılan materyalin ne olduğunu ve neden kullanıldığını bilmemiz de aslında büyük önem taşıyor. Şu an ekranda gördüğümüz eser, canlı renkleriyle ve komplike göz alıcı aydınlatma gücüyle bilinen Giovanni Bellini'nin San Cassiano isimli tablosu. Aslında kendisi Yağlı boyayı ilginç bir şekilde kullanırdı. Yağlı boyanın yarı şeffaf olma özelliği vardır ve Bellini bu özelliği, modern sanatçıların aksine bir avantaj olarak kullanırdı. Yarı şeffaflığın ne anlama geldiğini biraz daha açalım. Hatta öncelikle yağlı boyanın ne olduğunu açıklayalım. Bugün resim yaparken mineraller öğütüp bezir yağıyla karıştırarak boya hazırlamayanınız yoktur herhalde, değil mi? Ama Bellini zamanındakiler aynen böyle yapardı. Mesela bu mücevhervari rengi nasıl elde ediyordu? Bu daha çok 15. yüzyıl kuzey sanatında karşımıza çıkmasını beklediğimiz bir şey. Aslında bu da kuzey sanatından geliyor. Yağlı boyalar, kullanılan verniğin çeşidine bağlı olarak değişik kıvamlar alabilir. Mesela ağaç reçinesi kullanıldığında çok farklı bir kıvamı olur. Reçine adeta ağaçtan bir parça gibidir kehribara benzer mücevher gibidir ve bu cam gibi görüntü için reçine terebentin içinde çözülür ve yağlı boyayla karıştırılır. Bunun sonucunda da boya tıpkı vitray katmanları gibi olur. Yani ışık tabloya vurduğunda sadece yüzeye ve boyaya çarpıp geri dönmez. Bir başka deyişle boya opak bir katman değildir. Aslında burada gördüğümüz şey ışığın prizmalarda olduğu gibi içeri girmesi durumudur. Işık tüm katmanların içine girebilir ve en alttaki beyaz yüzeye çarptıktan sonra geri yansır. Bu yüzden de içten bir parıltı varmış gibi gözükür. Yani aynen değerli taşlar gibi. Örneğin elmasta da aynen bu durum gerçekleşir. Işık içeri girer, oradan oraya kırılarak yansır ve sonunda dışarı çıkar. Yağlı boya denince birçok insanın aklına yoğun ve vıcık vıcık bir madde geliyor. Ama Rönesans sanatçılarının boyayı kullanış biçimi çok daha değişik bir uygulama. Onlar boyayı yoğun kullanmaktansa ince katmanlar halinde uyguluyorlardı. Düşününce bu bana mantıklı geliyor. Örneğin Bellini'nin Meryem Ana'nın kıyafetinde kullandığı mavi renge bakacak olursak, bu maviyi tabloya sürmeden önce epi seyreltmesi gerekiyordu. Ve ondan sonra boyayı kat kat uygulayarak istediği etkiyi yaratabiliyordu. Peki bu arada bunun için onlarca kat boya uygulandığını da biliyor muydunuz? İnanılır gibi değil. Çünkü boyanın her seferinde bir sonraki katmandan önce tamamen kuruması gerekiyordu. İşte ağaç reçinesinin güzelliği burada devreye giriyor. Çünkü ağaç reçinesi boyanın kurumasını hızlandırıyordu. Bir katmanın kurumasının ne kadar zaman aldığı birkaç faktöre bağlıydı. Mesela havanın ne kadar nemli olduğuna ya da boyanın içinde ne kadar yağ olduğuna. Mesela Van Gogh'un oldukça ağır tuvaller ürettiğini biliyoruz. Bunlara baktığınızda sanki dışı tamamen kurumuş ama içinde halen kıvamlı yerler varmış gibi görünür. Renk parlaklığı yağlı boyanın önemli bir özelliği ama onu tempera boyadan ayıran başka bir önemli özelliği daha var. Eğer ağaç reçinesi kullanmazsanız, boyanın sadece palette değil, Tuvalde de karışmasına neden olacak kadar sıvı bir kıvam elde edersiniz. Bu Turner'ın Yağmur, Buhar ve Hız isimli tablosu ya da diğer adıyla Büyük Batı Demiryolu. Burada Turner boyayı tuval üzerinde özellikle mi karıştırdı yoksa kıvam sorunu mu yaşadı? İşte bu biraz zor bir soru ve kesin cevabı bilmiyoruz. Yağlı boya hakkında bir bilgi daha ekleyelim. Tempera Yağlı boyayla karşılaştırıldığında daha düz ve akrilik bir malzeme. Bence temperanın en iyi örnekleri Botticelli'nin düzlemsel şekilde ve renklerin çizgiler halinde iç içe geçtiği eserleridir. Tarama tekniğinde yaptıkları gibi. Burada eserin temel ögesi çizgidir ama yağlı boya eserlerde temel öge yüzey ve atmosferdir. O yüzden iş sonsuz derecede komplike hale gelir. Renkler iç içe geçer ve sadece iki renk kullansanız bile sonsuz sayıda renk elde etmeniz mümkündür. Temposuna bakılırsa, Turner'ın bu eseri hakkındaki benim şahsi düşüncem, renkleri canlı bir şekilde tuvalde karıştırarak iç içe geçmelerini ve birbirlerinin içinde kaybolmalarını sağlamış ve yağlı boyanın bu kıvamından özellikle faydalanmıştı. Yani aslında burada boyama süreci, Tablonun önceden tasarlanmış olması düşüncesinin aksine sanatçının tuvalle anlık yüzleşmesiyle gerçekleşiyor. Baktığınızda burada epey gösterişsiz bir tuval var ve bu fikrin doğmasında yani modernizmin estetik anlamda gelişmesinde acaba kullanılan araçların ne ölçüde rolü olduğunu da merak ediyorum. Bu eser zamanında çok eleştirildi. Burada Pastoral bir manzarayı farklı bir bakış açısıyla sunan modernizmi görüyoruz. Peki ama hangisi gerçekten de önce geliyor? Modernizmin doğuşunda bireysel bir alan, romantik bir anlayış var. Ama bu durum yağlı boyanın kullanımıyla da mükemmel bir şekilde uyuşuyor. Öyle değil mi? Yağlı boya tahta paneller ya da tuvaller üzerine uygulanabilen, alınıp satılarak özel mülkiyet muamelesi gören bir şey. Yani bir anlamda yağlı boyanın modernizmin gelişmesinde epey katkısı olmuş. Hatta burada boyanın kahramanlığı da değinilmesi gereken başka bir konu. Alışılmışın dışında dışa vurumcu fırça darbelerine bir baksanıza. Öte yandan Velázquez'in eserlerini düşünüyorum. Orada bireysellik kavramına dayanan bir çeşit kahramanlık söz konusu. Bu fırçayla sergilenebilen bir çeşit virtüözlük gibi. Toparlayacak olursak, yağlı boya en tarihsel araçlardan biri, aynı zamanda modernizmin araçlarından da biri. Her nedense ben aldığım eğitim nedeniyle daha zayıf olarak nitelendirilen bu araçlara karşı ön yargımı bir türlü kıramadım. Şu an yeni yeni sulu boyayla uğraşmaya başladım. Yani fark ettiyseniz, başlamak için bu araçların en zayıfını seçmiş olabilirim. Sanırım sulu boya daha çok kadınlar tarafından kullanıldığı için ya da feminen olarak nitelendirildiği ve kırılganlıkla bağdaştırıldığı için de bu zamana kadar bir soğukluğum vardı. Ama şu an bu tarz meselelerle de ilgileniyorum. Mesela neden materyallere cinsiyetçi roller yüklediğimiz konusuna kafa yoruyorum. Sonuçta malzemeler gerçekten de çok kritik bir öneme sahip. Sadece bir sanat eseri üretmemizi sağlamakla kalmayıp Eserin ne anlama geldiği hakkında da bilgi veriyorlar.